Merhabalar. Bugün size bir nehir ve bir imparatordan söz edeceğim. Birbirlerinden çok uzak ama tarihin tozlu sayfalarına isimleri birlikte yazılan güçlü bir kralla güçlü bir akarsu. Nasıl oldu da aynı hikayede buluştular diyorsanız, koltuklarınıza biraz daha yerleşin. Tadımlık belgeselimiz başlıyor. Akarsuyumuz Akdeniz'in mavi gerdanlıklarından olan ve tarih boyu çevresinde uygarlıklar filizlenmesine tanık olduğumuz Göksu. Burası onun deltası. İmparator ise Almanya'dan, Frederick Barbarossa. Onları buluşturmak için Orta Çağ Haçlı seferlerinin kısa geçmişine şöyle bir göz atmak iyi olacak. Böylece bu buluşmayı daha iyi anlamlandırma şansı bulacağız. Tarihe damga vuran Haçlı seferleri özellikle 1071 yılında Türklerin Anadolu'ya girişinden sonra kaybettiği toprakları geri almak isteyen Bizans'ın Avrupa'dan paralı asker talep etmesiyle başladı diyebiliriz. Papalık da kendi çıkarları doğrultusunda bu teklifi kabul etti ve 1095 yılında hazırlıklara başlandı. 1096 yılında toplanan askerler Konstantinopolis'e ulaşmıştı. Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos tarafından Boğaz'dan Anadolu yakasına geçirildiler. Böylece hedefleri olan mukaddes topraklara doğru ilerleyecekler. Yolda ele geçirilen topraklar Bizans'a bırakılacaktı. Anlaşma bu şekildeydi. Başarılı bir şekilde ilerleyen ordu nihayet 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ü de ele geçirdi ve 1. Haçlı Seferi başarıya ulaştı. Ancak bundan sonra 3 büyük Haçlı Seferi daha yapıldı. İkinci ve üçüncü Haçlı Seferleri başarısızlıkla sonuçlandı. Dördüncü Haçlı Seferi ise doğrudan Bizans'a yapıldı. Ele geçirilen başkent Konstantinopolis ağır bir tahribata maruz kaldı. Bu tahribatın etkileri İstanbul'da bugün bile görülebilir durumdadır. Biz tekrar Haçlı Seferlerine dönelim. Kudüs 88 yıl Hristiyanların kontrolünde kaldı. Mısır ve Suriye Sultanı, Eyyubi Hanedanı'nın kurucusu olan Müslüman hükümdar Selahaddin Eyyubi, Akka, Askalan, Gazze, Beyrut gibi şehirleri hakimiyeti altına aldıktan sonra Haçlı elçileriyle görüşerek Kudüs'ün kendisine verilmesini istedi. Bu istek kabul edilmeyince Kudüs üzerine yürüdü. 20 Eylül 1187'de Kudüs surlarının önüne geldi ve mancınıklarla surları dövmeye başladı. Sonuçta 2 Ekim 1187'de Kudüs alındı. Böylece Selahaddin Eyyubi Kudüs'te Haçlı hakimiyetine son verdi. Şehir tekrar Müslümanların eline geçti. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi Avrupa'da büyük etki yaptı. Papa bu haberi duyunca kalp krizi geçirdi. Böylece yeniden Haçlı seferleri planlanmaya başladı. Papalık tarafından planlanan 2. Haçlı Seferi 1147 yılında Fransa Kralı 7. Louis ve Alman Kralı 3. Konrad'ın önderliklerinde başlatıldı. 2. Haçlı Seferi bundan önceki Haçlı Seferlerinden farklı olarak Avrupa'nın en güçlü iki hakiminin kumandasında gerçekleştirilebilecekti. Türkler tarafından gerilla taktiğiyle hırpalanıp darmadağın edilen ve ancak perişan bir vaziyette Filistin'e ulaşabilen Haçlılar büyük bir hüsrana uğrayıp 2 yıl sonra geri döndüler. Ve sıra 3. Haçlı Seferine gelmiştir. Bu sefer öncesinde Almanya'nın başında Frederick Barbarossa'yı görüyoruz. Amcası 3. Konrad ölünce onun yerine Almanya'nın başına geçmiş ve Roma Germen İmparatoru olmuştur. Bu büyük Haçlı ordusunun bir diğer tarafını da İngiliz Kralı 1. Richard'ın yönetimindeki bir İngiliz grubu ve Fransız Kralı Philip August yönetiminde olacak olan Fransız askerleri oluşturmaktadır. Ancak İngiliz ve Fransız askerleri göreceli olarak biraz daha güvenli olan deniz yolunu tercih etmiştir Kudüs'e ulaşmak için. Akka Limanı'na çıkacaklardır. Frederick Barbarossa ise biraz daha bilinmezliklerle ve tehlikelerle dolu olan karayolunu tercih etmiştir. Ordusuyla birlikte 11 Mayıs 1189'da yola çıkar. Barbarossa ve ordusu yolda Macar ordusuyla birleşir.
Tarihçiler asker sayısının 100 bini aştığını ifade etmektedirler. Toplanan bu Haçlı ordusu en büyük ve en iyi silahlarla kuşanmış disiplinli bir orduydu. Balkanlardan geçerken aslında kanlı bir geçiş yaparak Filibe ve Edirne şehirlerini yakıp yıkarlar. Bizans İmparatoru II. İsakios, orduyu Konstantinopolis'ten uzak tutmak için Frederick Barbarossa'dan Trakya'dan Anadolu'ya geçişte Çanakkale Boğazı'nı kullanmasını ister. Barbarossa bu isteğe uyarak yapılan anlaşmayla Konstantinopol yerine Gelibolu'dan Anadolu'ya geçerek sefere devam eder. Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan da bu orduyla savaşmak niyetinde değildi. Alman imparatoruyla bu konuda anlaşma sağladılar. Buna göre ordu Selçuklu başkenti Konya'ya da girmeyecektir. Ancak Haçlı ordusu Konya önlerine geldiğinde işler biraz değişir. Bazı kaynaklara göre bunun nedeni 2. Kılıç Arslan'ın oğullarının yaşlı babalarının yaptığı bu anlaşmayı tanımak istememesi ve Haçlılarla savaşma niyetinde olmalarıdır. Bazı çatışmalar da gerçekleşir. Hatta Kılıç Arslan'ın oğulları Haçlı ordusunun atlarını aç bırakmak niyetiyle geniş hayvan sürüleri oluşturup otlaklara sürerler. Bu eski bir taktiktir. Üstelik her zaman işe yarayan bir taktik. Sonunda Haçlı ordusu anlaşmaya rağmen Konya'yı zapt etmek zorunda kalır. Frederick Barbarossa burada kalıcı değildir. Asıl hedefi olan kutsal Kudüs topraklarına ilerlemek için 5 günlük işgalin ardından Mersin'e doğru ordusuyla yoluna devam eder. Alman İmparator Barbarossa önderliğindeki Haçlı ordusu 10 Haziran 1190 tarihinde Silifke civarına geldiği zaman hiç beklenmedik bir olay olur. Yorgun askerlerini Göksu Nehri kıyısında dinlendirmek isteyen İmparator Frederick Barbarossa, bir söylentiye göre kendisi de bu turkuaz mavi suda yalnız başına serinlemek ister ve kendisini koruyan askerleri geri gönderir. Bir süre dönmeyen kralı sığ suda yüzüstü düşmüş olarak bulur askerler. Kalp krizi geçirmiş ve boğulmuştur. Bazı tarihçilere göre ise ağır zırhıyla nehri geçerken akıntılı suda atının ürkmesi sonucu düşmüş ve çıkarılana kadar hayatını kaybetmiştir. Her ne şekilde olursa olsun ikiye bölünmüş büyük Haçlı ordusunun yarısını yöneten imparator artık yoktur. Cesedi çadırına getirilir. Başta oğlu Frederick olmak üzere orduya asker vererek katılmış tüm Alman prens ve lordları çadıra girerek saygı duruşunda bulunurlar. Sonra oğlu Frederick'in çadırında toplanırlar. Yapılan müzakereler sonucunda 3. oğul olduğu için imparator olması söz konusu olmayan Frederick'in bütün ricalarına rağmen birliklerini alarak geri dönmeye karar verirler. Prens ve lordlar başlarında artık imparator olmadığına göre bu maceraya devamın gereksiz olduğunu düşünürler. Ordu o sırada 50 bin kişiye yakındır ve bu zırhlı birlikler dahil 40 bin kişinin geri dönmesi anlamına gelmektedir. Oğul Frederick her ne pahasına olursa olsun babasını kutsal topraklarda gömmeye kararlıdır. Frederick Barbarossa'nın cansız bedeni bu yolculukta bozulmaması için ordu hekimleri tarafından sirkeye yatırılarak tahnit edilir. Şehre vardıklarında Antakya Prensi 3. Bohemund tarafından karşılanırlar. İmparator hemen ertesi gün yapılan törenle Antakya Katedrali'ne gömülür. Deniz yolundan hareket eden Fransız ve İngiliz kralları Kıbrıs yoluyla Suriye'ye gelirler. Burada Selahaddin'in savunduğu Akka Kalesi'ni kuşatırlar. Selahaddin Haçlılarla başa çıkamayacağını anlayınca kaleyi boşaltarak Kudüs'e çekilir. Bundan sonra devam eden uzun çarpışmalarda her iki tarafta kesin sonuç elde edemez. Sonunda Selahaddin Eyyubi ve Kral Richard anlaşma imzalayarak çatışmayı bitirirler. Barbarossa'nın Bizans topraklarındaki misafirliği ancak 78 yıl sürer. 1268'de Antakya'yı ele geçiren Mısır Sultanı Baybars, katedrali yakınca Barbarossa'nın mezarı da yok olur. 1941 yılında Nazi Almanyası'nın başı çektiği eksen devletlerin 2. Dünya Savaşı'nda 600 bin motorlu araç, 625 bin at ve 5 milyona yakın askeri güç ile Sovyet topraklarında 3 bin kilometrelik bir cephe açarak oluşturduğu büyük harekata
Göksu Nehri'nde hayatını yitiren Alman kralına ithafen Barbarossa Operasyonu adı verilmişti. Bu büyük harekat aynı yılın şiddetli kış şartlarında Moskova önlerinde durduruldu. Hitler bu harekattaki başarısızlıkla yüz binlerce askerini ve aracını kaybetmiş, öte yandan dünya tarihinin en kapsamlı harekatı olan bu operasyon Sovyetlerin de en acı tecrübesi olmuştur. Barbarossa Harekatı hem yaşanılan savaşların acı yıkımı ve askeri kayıplarıyla hem de 20. yüzyıla damgasını vuran 2. Dünya Savaşı'nın genel gidişatını derinden etkilemesi nedeniyle hayati önem taşıyan bir askeri harekattır. Eğer başarılı sonuçlansaydı belki de bugün Nazi Almanyası dünyaya hükmediyor olabilirdi. Tıpkı Frederick Barbarossa'yı durduran bir nehir olmasa ve Haçlı kuvvetleri Kudüs'e ulaşabilse, tarihin akışının bugünden farklı olabileceği gibi. Bugün Göksığırma, Akdeniz'e özgü o güzelliklerin farklı coğrafyanın içerisinde kıvrıla kıvrıla akmaya, güzelliklerini sergilemeye devam ediyor. Kimi yerde Frederick Barbarossa'ya davrandığı gibi kesin kararlı, hırçın olabiliyor. Bu noktalarında bugün rafting sporu yapılıyor. Siz de Göksu'nun güzelliklerini görmek veya rafting'e katılmak için ya da en azından Silifke'yi görmek için bu bölgeye giderseniz duble yolun kenarında Göksu Nehri'ne çok yakın bir noktada Alman İmparator Frederick Barbarossa'nın anıtını görebilirsiniz. Hayatını ve ordularını durduran suyun yanı başında duruyor. Bugünkü hikayemiz tarihten bir sayfaydı. Bir başka hikayede tekrar birlikte olacağız. Ancak ayrılmadan söylemek isteriz ki kanalımız giderek büyüyor. Verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve beğeni koymayı, yorum yapmayı sakın ihmal etmeyin. Bu sayede biraz daha güçleneceğiz ve sizler için daha güzel şeyler üretmeye başlayacağız. Hoşça kalın.